Bir gün sokakta 3-5 arkadaşınızla geziyorsunuz ya da dershaneden, okuldan çıkmışsınız. Köşe başında bir tane adam görüyorsunuz. Sert bir adam. Yanında 5-6 yaşlarında bir çocuk var. Tekme tokat dövüyor çocuğu. Ama o kadar kötü bir durum var ki artık dayanamıyorsunuz. Yapacaklarınızı söyleyin. Bazılarınız gider adamın üzerine atlar. Dur kardeşim, kendine gel diye. Hani ne pahasına olursa olsun. Bazılarınız bu kadar cesarete değildir. Gider çocuğu korumaya çalışır ama o da kendini feda eder. Hani belki o da yumruk yer, belki tokat yer ama korumaya çalışır. Bazılarınızda bu kadar cesaret hiç yoktur fiziki olarak ama başka bir şey yapar. Bağırmaya başlar. İmdat der, bir yetişin der, bir şey yapın der. Bu da çok güzeldir, bu da faydalıdır. Bazıları bunu da yapamaz. Korkar çünkü adam dönüp baksa falan, beni görse falan diye. Hemen telefona sarılır, hemen arar, polisi arar, birini arar değil mi? Hemen gelin diye. Bunların hepsi de mükemmel şeyler. Peki, aranızdan bir tanesi şunu yaptığını hayal ediyorum. Ne görüyor, ne duyuyor. Yani görüyor ama görmezden geliyor. Duyuyor ama duymazdan geliyor. Bakıyor ama bakmazdan geliyor, yolunu çeviriyor. Sizce oldu mu bu? Olmadı. İnsana yakıştı mı bu? Yakışmadı. O çocukla akraba olması gerekmiyor. Aynı dilden, aynı dinden, aynı ırktan olması gerekmiyor. Orada bir zalimlik var. Çok uzağa gitmenize gerek yok. Dünyanın gözü önünde, resmen canlı yayında, resmen naklen şekilde gözümüze gözümüze soktukları bir şey var. Zalimlik. Ve biz bu tarafta merhametli gençler olarak en kötü ihtimalle bunu duyurmak zorundayız. Fiziki olarak bir şey yapamıyorsak, herkes kendi kabiliyeti nispetinde, boykotundan tutun, duyurmasına kadar, insanlara bunu anlatmasına kadar bir şeyler yapmalı. Hiçbirini yapamıyorsa, sırf günün birinde bu zalimlik bize de bulaşmasın diye, sırf günün birinde bu zalimler daha da kötü şeyler yapmasın diye bulunduğu masasının etrafını bir mevzi gibi görüp mevzisini terk etmeden o kalemleriyle o büyük savaşları vermeli. Ben bir öğrenciyim hocam, ne yapabilirim ki demekte hem haklısın hem de haksızsın. Senin şu anda yazdığın, çizdiğin her şey bugün karşı olan şeyler değil, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra belki karşılığı olan şeyler olacak. Evet, nereden bahsettiğimi herhalde anladınız değil mi? Kudüs'ümüz, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan. Oğluma kocaman bir dünya haritası aldım. Hani bununla alakalı bir video çekmiştim. Onun üzerine böyle çarpı attırdığım ülkeler var. Bu zulümleri yapan ülkeler. Oğluma bunların hepsini anlatıyorum. Eğer sizler de yıllar sonra çocuklarınıza şunu anlatmak isterseniz, evet dünyada bunlar bunlar oldu diye, size bir soru soracaklar. Şimdiden söyleyeyim. Peki anne, peki baba, sen o sırada ne yapıyordun? Sadece bunu soracaklar ve her şeyin farkındalar. Bırakın çocukları, şurası var ya şurası, her şeyin farkında. Görüp görmezden geldiğiniz her şeyin çok iyi farkında. Özellikle duygusal mizaçlı gençlere sesleniyorum buradan. Biliyorum biz geçen yıl deprem döneminde bile sadece deprem yaşayan gençlerin çalışamadığına şahit olmadık. Daha ötesine de şahit olduk. İzmir'de, Ankara'da, Diyarbakır'da, daha çok çok uzaklarda olmasına rağmen, ki Diyarbakır'da o bölgeden biriydi ama daha da uzağında olan gençler şunu söylediler. Hocam orada arkadaşlarımız bunları yaşıyor ve biz gerçekten masa başına geçemiyoruz. O videolar, o görüntüler dediler ve hiçbiri bahane bulmuyordu bunu söylerken. Gerçekten vicdanlı, merhametli gençlerdi. Şimdi yine aynı merhameti kuşanmamız gerekiyor. Aşağı yorumlar kısmında biliyorum Doğu Türkistan'ı yazacaksınız. Yazmadan önce söyleyeyim. Kanalda videosu var. Hem de aynı sizler gibi sınava hazırlanan, YÖS sınavına hazırlanan bir genci konuk almışlığım bile var. Doğu Türkistanlı bir babaya ulaşamamanın isyanını anlattığı bir video bile çekmiştik. Yine çekerim, bundan sonra da çekeceğim. Arkadaşlar, bu işin dili, dini, ırkı yok. Bizler merhametli gençler olarak dünyanın dört bir tarafında, bakın şaka yapmıyorum, sadece bu ülkenin coğrafyası içinde bahsetmiyorum. Hocam şu mahallede adım bilinsin, şu şehirde benim adım bilinsin, akrabalar beni tanısın, akrabalar ispatlayayım onlara falan, geçin bunları. Bu vizyon çok küçük bir vizyon. Aşın şunları.
Sadece eşe, dosta bir şey ispatlamak için çalışmıyorsunuz. Sadece bulunmuş şehre bir şeyler katmak için çalışmıyorsunuz. Önce kendiniz, sonra bir sonraki halka da belki aileniz, çevreniz derken bu ülke gerçekten bir sonraki aşamada bu dünyaya bir şeyler katacaksınız. Çünkü dünyanın bize, yani en başta size ihtiyacı var. Sadece merhametli bir duruş bile, inanın belki en alt seviyedir ama bu seviye bile artık dünyanın aradığı seviye. Çünkü günden güne maalesef zalimleşen dünyada, başarı denilen şeyin iyice böyle putlaştırıldığı bir dünyada arka plana baktığınızda merhametli gençlerin başarıları bizim için çok daha kıymetli olacak. Dünyayı işte çok güzelleştirelim, dünyaya, çocuklara güzel bir dünya bırakalımdan önce burayı, sonra burayı güzelleştirmemiz gerekiyor. Onun için de yaşanan birçok hadiseye ne olur bakıp bakıp geçmeyin. Sizler sadece bakıp bakıp geçerseniz yıllar sonra yaşayacaklarımıza bizden sonra gelen kuşak bakmamaya başlayacaktır. Hiç görmemeye başlayacaktır. İçimde kalmamalıydı. Anlatmalıydım. En azından benim elimden gelen imkan, kabiliyet bu kadar. Benim elimden gelen bu. İnşallah senin eline gelen bir şeyleri de şu anda yapıyorsundur. İnşallah. Kendine çok çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Lütfen.